Değerli Cem TV izleyenleri, İnanç Dünyamız programına başlıyoruz. Konuğumuz Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgündüz. İnanç Dünyamız'da adalet konusundan sonra nübüvvet konusuna geçtik. Nübüvvet konusunda peygamberlerimizin hayatını, özellikle Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerin hayatını işliyoruz. Hazreti İbrahim bölümündeyiz. Hazreti İbrahim'in hocam eve dönüşüne kadar kısmını biz geçen hafta işledik. Hazreti İbrahim eve döndü. Sonra ne oldu? Babasıyla ilgili konuştuk. Evet. Azer midir, Tarık mıdır? Evet. Kur'an'da net anlaşılan Azer müşriktir. Ve İbrahim aleyhisselam ona baba diye hitap ediyor. Evet, bunu çok bu detaylı Kur'an'dan bir şekilde işlemiştik. Net. Fakat Arapçada eb nesebi babaya da denir. Türkçe'de ata kelimesi yerine de işte Atatürk. Neseben hiçbirimizin babası değil ama bütün Türk milletinin atası olarak bilinir. Evet. Mesela ve ma kâne istiğfâru İbrahim'e li ebih eb kelimesini اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَغْفِرْ لِأَب۪يهِ اَبْ kelimesini kullanmış. Orada da bundan kendisine nehy gelmiştir. Yani müşrike istiğfar edilmez. Ama ömrünün sonlarında رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Rabbimiz beni bağışla. Valideynimi, babamı ve anamı bağışla. Bütün müminleri bağışla. Hesaba durulacak gün. Buradan evet. Anlaşılıyor ki annesi de müşrik değilmiş, babası da. Öyleyse Azer, işte bak orada eb kelimesini kullanıyordu Azer için. Fakat burada veli validey, valid kelimesini. Valid, valide, tesniyesi evet. Olur valideyn. O kelimeyi kullanmıştır. Bu da çok açık ve net şunu ortaya koyuyor. Yasaklı olduğu birisine dua edemeyeceğine göre kendi validi, nesebi babası müminmiş ve tarıktır. Eğer öyle olmasaydı valideyn değil de sadece annesi için onu evet, veli validetü derdi. Anlatabildim mi? İkisine de dua ediyor. Demek ki validi de müminmiş. Azer değil. Evet. Müminmiş. Azerse müşriktir. Bu çok kesin, açık. Ama ya anne babasıdır ya amcasıdır. Ama büyük ihtimalle anne babasıdır. Baba diye hitap ediyor. Anne babasına da Kur'an'da baba deniliyor. Aba, İsa Aleyhisselam'ın mesela baba tarafından ecdadı yok, anne tarafından var. Ama onun için yine aba kelimesi kullanılmıştır çoğul olarak. Hocam ben bir parantez olsun ama yani bu konuda çok durmanızın bir özel bir sebebi, sebebi var mı? Sebebi var çünkü bazıları Emevi anlayışında ısrar ediyor. Emeviler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babasını, Hazreti Ali'nin babasının müşrik olduğunu, o hadisin Kur'an'la uyuşmadığını, Resulullah'ın işte ben şirkten ve zinadan temiz sulplerden temiz rahimlere intikal ederek gelmiş benim nurum. Bu hadis Kur'an'a uymadığı için demek ki sahih hadis değildir. Resulullah buyurmuş hadisim Kur'an'a uymazsa sahih değildir. O hadise biz sürütmek de diyoruz ki Kur'an'a ters bir tarafı yoktur. Diyorlar işte İbrahim'in babası Azer, Kur'an'da çok net.
İbrahim ona Eb diyor ve o müşriktir. Bu net ortadadır. Dolayısıyla o hadis Kur'an'ın bu ayetiyle çeliştiği için sahih değil demek ki. Ha biz de diyoruz ki Eb demek öz babadan başkalarına da denir, amcaya da denir. Nitekim Yakup'un çocukları Yakup Aleyhisselam kendilerine benden sonra neye uyacaksınız? Senin ve babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın dinine uyacağız. Dediklerinde İsmail onların amcasıdır. Yakup'un amcasıdır. Babası değil ki. Kur'an'da amcaya da baba itlak edilmiştir. Hocam yani burada... Biz burada derdimiz İbrahim'in soy ağacı aynı zamanda Resulullah'ın da soy ağacıdır. Evet. Müşrik olmadığını ispatlamak, o da işte bu ayetle İbrahim Aleyhisselam'ın ömrünün sonunda Rabbena gfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab demesiyle apaçık ortaya çıkıyor ki nehyolunduğu müşrike dua etmiyor. Dua ettiği Azer değil. Demek ki validi, bak ona eb diye hitap ediyor. Buna nesebi babaya valid, velet, yani doğurganlıktan meydana gelen baba. Biyolojik baba aslında. Biyolojik yani, baba. Evet. Yani demek ki kendi biyolojik babası Tarık'tır ve o mümindir ki dua ediyor onun bağışlanması için kendisinin ve müminlerin. Evet. Anlatabildim mi? Hı-hı. Derdim bu. Yani buradaki mesele Emevi anlayışını çürüten bu ayeti hatırlatmak. Hocam bu arada yani bazen izleyicilerimizden neden işte peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin hayatı üzerine bu kadar duruyorsunuz gibi sorular var. Aslında bu ona da bir cevap oluyor. Emevi anlayıştan, zihniyetten arındırılmış peygamberlerin yani hayatını bunlar yani, böyle işliyoruz. Bazen filmler yapıyorlar enbiya hakkında. Evet. Hatta Beni İsrail'in kendisi filmler yapıyorlar. Yani mazbut bir Müslümanın yapmayacağı şeyleri peygamberler yapmış gibi gösteriyorlar. Nuh Aleyhisselam'da da öyle. İşte bizim itikadımızda bütün peygamberler masumdur, mezbuttur, mümindir, muttakidir, erdemlidir. Yüz kızartıcı hiçbir suçları yoktur. Tabiri caizse yüz karası hiçbir halleri yoktur. Olsa olsa terki ovla etmişlerdir. Yani iyi ile daha iyinin arasında belki yer yer iyiyi tercih etmiş olanlar olmuştur. Terki ovla bu. Daha ama hepsi iyi için geçerli değil anladığım kadarıyla. İyi evet. Yapmıştır. Anlatabildim mi? Evet hocam. Ha, onun için bir de ileride gittikçe yine oralarda da göreceğiz. Peygamberler bazen yani bırak Yahudileri, Hristiyanları bizim Müslümanlar da onlardan etkilenerek zaten İsrailiyat diye bir sürü hadis olmuştur. Davud Aleyhisselam'a ne bühtanlar diyorlar. Değil mi? Bir kuşun peşine takılıp gidip kendi askerinin karısını yıkanırken görmüş. Askeri savaşa tehlikeli bölgeye gönderip ölümüne sebep olup karısını almış falan filan gibi çirkef iftiralar peygamberlere. Onun için nübüvveti işlerken bir Ehl-i Beyt nazarından Kur'an'dan esinlenerek Kur'an'ın ışığında peygamberlerin Kur'an'da ismi zikrolunan peygamberlerin tarihini bir gözden geçirmek. Hem evet. Genel kültürümüz açısından hem geçmiş ümmetli Kur'an bunları niye zikretmiştir? İbret alalım, ders alalım diye. Buna da katkısı olsun. Biz yani bizim görevimiz aslında İslam'ı mektebi anlatırken iyi insan yetiştirmek, kötülükten arındırmak, kendimizi ve dinleyenimizi ve de Allah nebilerinin, velilerinin tertemiz insanlar olduklarını sunmak, onları örnek almak. Onların kıssalarından hisse almak. Burada da onu yaşıyoruz şimdi. Tabiri caizse biz bir masal, hikaye anlatmıyoruz.
Kur'an'dan alınan kıssaları hepimizin hisse alması için burada onları anlatıyoruz. İbrahim Aleyhisselam, evet, o nesebi babasından geçelim. Şimdi dün demiştik geçen hafta neyi? Gelip güzel bir put yaptı. El erdemini gösterdi. Evet. Azer de böyle baktı hanıma, dedi yani İbrahim'in anasına, kendi kızı, bu çocuk bize bereket getirecek. Bu böyle putlar yaparsa, bugünkü tabirle deyip biz köşeye döneriz. Kendisine 10 numara çağırdır. Put yapıyor yani. Hatta saraya da o put yapıyor. Hatta Nemrut'un müşaviri olduğu da söyleniyor. Kuvvetle mühtemel. Şimdi ondan sonra bitirdikten sonra baltayı bir de tepesinden koydu. Yaptığı o güzel heykeli, eseri, sanat eserini ikiye böldü. Ne yaptın? Kendim yapmıştım, kendim de bozdum. Ne var ki bunda? Ama ya dedi, ne olacak? Niye bu kadar ürküldünüz? Niye bu kadar tepki? Dedi ya Tanrı, ya Allah'tan korkun. Kendi elimle yaptığım şeyi dönüp kendim ona tapmam mı bekliyordunuz? Sonra madem Tanrı'ydı, niye kırınca karşılık veremedi? Bir evden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da ve enzir aşiretekel akrabin, önce kendi aşireni, yakın aşireni, evet, uyar. Buyurulduğu gibi bu da kendi ailesinden, bir dedesinden, anasından başlayıp, anası müşrik olamaz zaten. Efendim buradan uyarma görevini yaptı. Sonra yavaş yavaş dışarıya da anlatmaya başladı. Başladı. Daha çocukken mi hocam bunlar? Tabii ama buluğa yaklaşıyor. Ya şimdi olağanüstü büyümekle buluğ çağına gelmiştir, ya da orada hakikaten birkaç sene buluğa yakın yaşına kadar mağarada yalnız yaşanmış, sadece annesiyle görüşüyor. Sonra gelmiştir. Şimdi buluğ yaşı yaklaşmış. Ya da buluğ yaşında 15 yaşına gelmiş. Yani burada da bir müddet kaldı artık. Yani bu dediklerimizin hepsi bir günde olmadı ki. Evet. Kur'an'da bize tarih anlatmıyor. Kur'an bir tarih kitabı değil. İşte milattan önce 4030 yılında böyle oldu. Evet. İşte 4029'da böyle oldu. 28'de böyle oldu. Bize böyle anlatmıyor. Çünkü tarih kitabı değil. Kıssayı özet bir cümle atıyor, geçiyor. Bir başka yerde bir başka cümle. O münasebetle tamamının içinden Kur'an'ın onunla ilgili ayetleri toplayıp İbrahim Aleyhisselam kıssası içerisinde tedvin ediliyor. Şimdi onun için anlatımda da bir insicam bozukluğu olması doğaldır. Çünkü bazılarını oturtmak için hakikaten yıllar lazım. Yani bir peygamberin tarihini doğru oturtmak, kronolojik olarak böyle sıralamak için çok araştırmak, yani yıllarını ona ayırmak gerekir. Bunu da bırakın tarihçiler yapsın. Yani doktora tezi İbrahim Aleyhisselam'ın tarihçesi olsun. Ben ne edeyim yani? Sen bütün ben ömrümü, işimi, tamamını birkaç yıl bir peygambere ayırsam zaten 20 küsür peygamber, 30'a yakın peygamber veya peygamberliği muhtemel olan 2-3 evet, var dedik. Buna benim ömrüm yetmez ki. Ama her birileri bir doktora tezi olarak birileri onun üzerine çalışır, bir şey çıkarır. Yani bir kronolojik tarihçe ortaya koyar, bir de bir hizmet olur. Biz de istifade ederiz. Şimdi bir gün bayram günüdür. Navruz bayramı mıydı? Başka bayram mıydı? Onların da kendine has bayramı mı vardı?
herkes bayra çıkacak. Bahar bayramı mıdır? Bilmiyoruz ki. Fakat hani bayram yerine giderken 23 Nisan'da falan da orada herkes çocuklar için bir şeyler yapıyor, yiyecek falan. Pasta türünden, yemek türünden, sarma, dolma. Herkes kendine göre bir şeyler yapıyor. Bir kısmını da puthanede putların önüne koyuyorlar. Akşam geldiklerinde de anladığım kadarıyla diyorum ben. Oradan döndüklerinde ha putlar lütfedip yiyecekse yesin, yemeyecekse de teberrük olsun. Akşam o putlarla teberrüklenmiş olan, kutsanmış olan, evet, yemekleri götürüp evde yiyelim akşam yemeği olarak. Anlatabildim mi? Önlerine yemekleri düzmüşler. Bu Budistlerin de filmlerde falan, belgesellerde görüyoruz. Götürüp önlerine çeşitli, evet, yemekler, meyveler falan koydukları gibi. Onlar da öyle yapıyordu. Demek birbirinden etkileniyor. Nemrud'un ülkesi de Mezopotamya, Babil olduğuna göre Hint Yarımadası'na çok da uzak değil. Çünkü hükümet alanının nereye kadar o günkü şartlarda gittiğini de bilmiyoruz. O gün Pers İmparatorluğu yoktur. Peki Pers İmparatorluğu 2500 yıllık. Evet. Değil mi? Bu bahsettiğimiz tarih 4-5 bin yıldan fazla. Daha öte. Belki 6-7 bin yıllık, evet, meseleden bahsediyoruz. Onda dünya nereye kadar Hint Yarımadası'dır? Oraya kim hükmediyor? Hayır, belki Nemrut oraya da hükmediyor. Bilmiyoruz ki. Yani o günkü tarihi. Elhasıl İbrahim Aleyhisselam ma diyenler oldu. Belki arkadaşları dedi, bayram 23 Nisan. Sen niye gelmiyorsun? Kur'an'da şu ibare vardır. Yıldızlara bir baktı. Demek ki daha yıldızlar batmadan, sabah erkenden, millet hazırlanmış, gün ışımadan hareket ediliyormuş. Demek ki yıldızlara baktı, bir bakış attı. Dedi ben merizim, gelmeyeceğim. Hastayım, sakın. Hastayım. Şimdi bunun üzerinde mollalar 1400 yıldır kafa yoruyorlar. Niye hastayım dedi, hakikaten hasta mıydı? Değildiyse yalan mı söyledi? Değildiyse yalan mı söyledi? Peygamber yalan söyler mi? Yalan kebairden değil mi? En kötü günahlardan değil mi? Efendim, hayır diyecek diyecek, yıldızlara niye bakıyor? Bir bakış attı yıldızlara, dedi ben hastayım. Bu Kur'an'da zikrolunmuş, yani sıradan bir şey değil. Boş yere yani, söylenmemiş o işaret. Yani evet, uyduruk muyduruk değil. Yıldızlara şöyle bir bakış attı, ben hastayım dedi. Alimler epeyce bir kafa yormuşlar. Yani o nazariyeler, görüşler kendi yerinde. Bizim görüşümüz şimdi bir, hastayım niye dedi? İki, yıldızlara niye baktı? Hastayım dediğinde yalan demiyordu. Bir, gerçekten hasta olmuş olabilir. Ama hastalığı gitmesine engel miydi, değil miydi? Nezledir, hastadır. Mesela. Evet. Başı ağrıyor, hastadır. Mide bozukluğu var, hastadır. En ufak bir şeye de hastayım diyebilirim. Değil mi? Hastadır. Hasta. Gerçekten olabilir. Ne malum değildi. Onun için yalan dememiz için bir sebep yok. İki, sizin bu işinizden ben hastayım.
rahatsızım. Putperestliğinizden. Bu anlamda demiş olabilir. Yıldızlara niye baktı? O zaman acaba müneccimler, hani İbrahim'in doğacağını da müneccimler demişti ya, astroloji bayağı bir gelişmiş. Acaba yani ben yıldızlardan mı okuyorum, gelirsem rahatsız olacağımı, onun için mi öyle etti? Yani benim yıldızımın konumu beni hasta gösteriyor. Bu anlamda onları yanıltmaya mı yönelikti? Ne desek boşuna, ama bunu demiştir. Yalan olmadığından eminiz. Hocam gerçekten rahatsız da olabilir. Yani hastalığı olabilir o anda. Başı ağrıyor, dişi ağrıyor, midesi bozulmuş, nezledir. Yani. Hocam o gün Hazreti İbrahim peygamber olduğunu biliyor muydu? Yani peygamberlik gelmeden önce biraz rahatsızım deyip, yani yalan demeyeyim ama hani böyle yalanımsı böyle bir şey yapmış olma ihtimali ona bir zarar verir mi? Nübüvvetten önce de sonra da hiçbir peygamber, ya yalancı dolancı birisinden peygamber mi olurmuş? Kim inanır ona? Yani nübüvvet gelmeden önce de doğru sözlü olmak zorundaydı tabii aslında. Tabii ki. Evet. Gittiler, onlar gitti ama putlara da arada bir çatıyordu. Yani ya bu kütüktü, babam yaptı. Getirdi, siz de ona tanrı diye tapıyorsunuz. Çala çöpür bir kütüktü bu. Peki ondan önce tanrısız mıydın sen? Yani bu ne biçim akıldır falan. Habire uyarı vazifesini yapıyor. Demek ki nübüvveti var ki bunları yapıyor. Zaten o olağanüstü büyümesi Rabbül Alemine imanı, Rabbim beni hidayet edecektir gibi duaları, yani mağarada doğmuş, dünya görmemiş birisi nübüvvet olmasa bunların üstesinden nasıl gelecek? Onu anlaması için bir ömür lazım. Nübüvvet nuruyla münevver kılınmıştır. Hocam bir reklam arası verip devam edelim. Topuç. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra buradayız. Her türlü sorunuz ve görüşleriniz için WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, İnanç Dünyamız programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam o şenlikle ilgili kısımda kalmıştık. Evet. Hastayım dedi, gitmedi, evet. Kaldı. Yıldızlara baktı. Belki de o anda yani şu kainat senin için yaratılmış. Ben ruhen hastayım. Sizin bu haliniz beni hasta ediyor. Bu anlamda belki de kullanmıştır. Yani makamını o kadar küçüldü. Koca yıldızlar senin için sergerdan edilmiş. Kullun fî felekin yesbehûn. Düşünsene, gökte yıldızlar yoktur. Sadece dünyadır, güneştir. Gece oldu. Kapkaranlık bir dünya. Yani Kur'an diyor, sizin dünyanızı yıldızlarla, dünyanızın göğünü yıldızlarla süsledik. Ya bu kadar yıldız, trilyonlarca, yani senin için yaratılmış, sen gel elinde yonttuğun kütüye tapınmaya başla. Ve de bunun arkasında iktidar aslında suistifade ediyor. Bakın, Firavun, o da tanrılık iddiasında bulundu. Evet. Eski Yunan'da yine putperestlik vardı. Bununla beraber kral da tanrıydı. Çünkü cansız kütüye tapıyorsa iktidar sahibi, güç, ordu sahibi birisi, hadi tanrılığını
kabullendirecek. Tahta kadar değil mi izleyecek? Yani tabii ki. Anlatabildim mi? Aslında kendilerinin tanrılarının yolunu açıyorlardı. Bir de tanrılara onlar misyon veriyordu. Tabiri caizse misyon yüklüyordu. O vesileyle de halka tahakküm kuruyordu. Bunu hakikaten her müvahhidi bu hasta eder. Özellikle halkın bu kadar aptallaşması. İnni sakîm. Bunu yaratanı bırakıp bu kehkeşanları, bu ihtişamı ve senin için yaratmış, sen kendini bu kadar küçültüp elinle yaptığın kötüye tapınıyorsun. Yazıklar olsun. Yani ruhen hastayım. Beni hasta ediyor. Evet. Nihayet onlar gitti. İbrahim Aleyhisselam önceden zaten evlerinde teper var. Kütücü yontup şey yapıyorlar ya, dedesi put yapıyor ya. Aldı güzel baltayı eline, girdi putaneye. Tamamını kırdı. Hem onlara duyduğu öfkeyi deşarj etti. Öyle vuruyor ki hepsini ufaladı, döktü yere, getirdi. Baltayı da en büyük putun omzuna koydu. Onu niye kırmadı? Benim aklıma geleni diyorum. Şayet o kayadan yapılmıştı, kim bilir. Yani o kadar büyük. Belki de baltanın işlemeyeceği. Madem buna balta işlemeyecekse günahı da atalım onun boynuna. Baltayı da onun omzuna koydu. İşi bitti. Geldi eve. Yine o mağaraya gidip gizlenebilirdi ama kaçmadı. Geldi eve. Akşama doğru millet artık piknikten, bayram yerinden döndüler. Putanaya gidecekler ya, yemekler orada kutsanacak, mübarek olacak, getirecekler. Girdiler, putların hepsi yerde odun yığınına dönüşmüş. Putlarda putluk kalmamış. Bir müddet herkes hayretler içinde bir putlara, bir birbirlerine bakışla, ya bu kırılıp dökülen odun değil, tanrı. Tanrılar kırılıp dökülmüş. Biraz tabir caizse o şoke haline attıktan sonra, ya bunu kim yaptı, niye yaptı, nasıl yaptı, tanrı, ya tanrılarımızı kim kırdı döktü derken, yavaş yavaş böyle o ilk şoke atlatıldıktan sonra, ya bir genç, hani adı İbrahim'di ya, bunları böyle diline dolaşmıştı, dolamıştı. O bunların aleyhinde çok konuşuyordu. Yapsa yapsa o yapmıştır. Ne yapalım? Gidin getirin elin huzuruna, şahitler şahitlik etsin. Onun bu putlara karşı olan boğzunu ve yargılayalım. Sözde de olsa bir mahkeme vardır. Mahkeme karar verecektir. Ama halkın huzurunda yargılansın. İbrahim Aleyhisselam evde bekliyor zaten. Şimdi akşama doğru vaveyle kopacak ve de kendisini gelip bulacak bu işin belası. Bunu biliyor, bekliyor. Yani beklenmedik bir şey değil İbrahim Aleyhisselam için. Geldiler İbrahim'e, gel dediler. Bizim putlar kırılmış, herhalde sen yapmışsın. Getirdiler putaneye. De bakayım, bizim tanrılarımızı kim kırdı? Sen mi kırdın? Dedi, balta onun omuzunda. O yapmıştır. Sorun eğer cevap verirse. İbrahim Aleyhisselam kendi dillerinden ikrar almak istiyor onların. Yani vicdanlarını, akıllarını biraz uyarmak, harekete geçirmek istiyor.
tabiri caizse mal olmaktan kurtarmaya çalışıyor. Hemen bizim tabirle bugünün tabiriyle sazan gibi atladılar. Onlar konuşmaz ki. İbrahim Aleyhisselam biliyor bunu diyecekler. Onu dedirmek istiyor zaten. E madem konuşmaz, madem kendisinden defa etmez, ne diye tapınırsınız bunlara? Kendisini bile savunamıyor. Kırılıp odun yığınına dönmüş. Ve size beni kim kırdı diyemiyor. Ya da o ben kırmadım diyemiyor. Sizi nasıl koruyacak aslında? Size ne yararı olacak? Bunların kendine yararı yok. Size ne yararı ya da ne zararı olacak? Demek ki sen kırmışsın. İbrahim Aleyhisselam şimdi burada da kimler diyor yalan demedi mi? O yapmıştır derken imamımız buyuruyor ki hayır, İbrahim yalan demedi. O da yapmamıştı. Meşrut dedi. O yapmıştır eğer konuşursa, eğer cevap verirse. Cevap verirse, cevap vermeyeceğine göre geçen de arz etmiştim. Evet. Ben derdim işte ben bu çorbamı ölü içse dirilir. Yalan demiyordum. Ölü içse dirilir. Demek ki ölü olmaktan çıkmıştır. Anlatabildim mi? Konuşsa sorun, eğer konuşsa o yapmıştır. Konuşmayacağına göre demek ki ben yapmışım. Zımni itiraf. Mahkeme kuruldu. Şahitler şahitlik etti. İşte bu bizim putlara dil uzatıyordu falan. Bu bizim milletçe kalbimize, vicdanımıza ateş saldı. Kalbimizi yaktı, ciğerimizi yaktı. Tanrılarımızı kırarak. Bunu ateşte yakmak lazım. Mahkeme mi kararı? Tabii. Bu hüküm verildi, kamuoyu rahatlatıldı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam zindana atıldı. Ne zaman olacak? O süreyi uzattılar. Halkın aslında yine o tanrılardan yana bir şeyler yapmasını istiyorlar. Tabiri caizse herkes biraz elini taşın altına soksun. Ki sahiplensin. Odun toplansın. Herkes ne kadar verebilirse. Artık diyelim çocuk yapacak kadınlar, çocuğum sağ salim doğsun, atıyorum 100 kilo odun benden İbrahim yakmak için. O birisi diyor oğlum seferden sağ salim gelsin. Adaka diyorlar. 500 kilo benden. Öyle oldu ki yani bir ulus herkes adaka diyor artık İbrahim'i yakmak için. Ama tabii ki bunların içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mantıktan da hiç kimse etkilenmedi de değil. Azdan çoktan etkilenenler vardır ama bir de hani o sürü psikolojisi, herkes artık yakmaktan yana nezir adak getiriyorken o İbrahim haklıdır derse onu da yakar. Onu da yakacaklar, evet. Onun için inancı, batıl inancı sarsıntı geçiriyor olsa bile bunu açığa verme fırsatı, imkanı yok. Dağ gibi topladılar, etrafına 30 zira arşın duvar yaptılar. Genişçe yüksekliği 30 arşın ağır gibi yaptılar. Odunu dağ gibi yığdılar oraya. Nemrud'un emriyle yüksekçe bir yerde kendisine oradan İbrahim'in nasıl yandığını seyretmek için İbrahim'i yakma merasimini, hani kendisini yıkacak olan
müneccimler demişti ya, işte iktidarını sarsacak olan İbrahim'in nasıl yandığını görmek nasıl yandığını, ha, bana karşı gelen işte bu olur. Ben mi sarsılırım, o mu sarsılır, göreceğiz şimdi. Onun için yüksekçe kendisine orada bir yer yaptırdı. Oradan seyredecek. Gün geldi, yetişti. İyi de etrafındaki duvarlar 30 arşın. Bir de duvardan ne kadar yükseğe böyle kalaklanmış, yükseltilmiş odun yığılmıştır. Ateş verildi, artık onun üstünden kuş geçemiyor. Çok kenardan, yani ateşin sıcağından bayağı bir uzaktan seyrediyor, yaklaşılamıyor. Derler hani, şimdi kuş adı vereceğiz, millet kuşa düşman olacak. Hayvanatı vereceğiz, ona düşman olacak ama aslında belki de doğru değildir. Çünkü Kur'an'da ve sahih hadiste ben görmedim bunu. Kıssa olsun, hisse alınsın diye denilmiştir belki de. Birisi gagasında bir damla su getirip o yüksekten bırakıp kaçıyordu. Dediler ki, kim dedi, o nasıl cevap verdi? İşte dediğim evet. gibi bu kıssa, hadis, ayet değil. Dediler senin bu damla suyun daha yere düşmeden havada buhar olur. Bu alevlere ne edecek? Ben dostluğumun gereğini yapıyorum. Elimden gelen bu, ne edeyim? Varını veren utanmaz. Bir hayvan da yerden gelmiş, uzaktan uzağa belki 100 metreden üflüyor. Dediler ne yapıyorsun? Ateş gürlensin diyor. Harlansın, güllensin. Sen buradan oraya üfürüğün yetişmez ki yani. Hiç ne faydası var? Yani düşmanlığın gereğini yapıyorum. Ben derlemden gelen bu. Düşman düşmanlığını yapar. Ben de bunu yapıyorum. Elimden gelen bu dedi. Şimdi bunu nasıl atacağız oraya? Yakınına gitmeyi olmuyor. Derler ki İblis aleyhillâne insan kıyafetinde onlara görünerek mancınık yapmayı öğretti. Mancınık teknolojisi anlaşılan o güne kadar henüz yoktur. Mancınığa koyarak fırlatmalarını. Eli bağlı İbrahim Aleyhisselam'ı mahkumu getirdiler. Mancınığa yerleştirdiler. Atacaklar, fırlayacak. Yüzlerce metre havaya oradan düşecek ateşin içine. Derler ki melaike hepsi Allah'a tevessül ettiler. İlahi yeryüzünde seni anan, tevhid, takdis, tahlil eden bir kulun var. O da ateşe atılıyor. 16 yaşındadır. Bir genç, bir muvahhid genç, bir mümin genç, o da ateşe gidiyor. Nur-u Muhammedi'nin ve Ali'nin, Fatıma'nın ve Hüseyin'in hamile olan İbrahim yanacak. Buna nasıl rıza göstereceksin? Cebrail aleyhisselam Allah'tan izin istedi. İbrahim'in yardımına koşmaya. Allah'ım izin ver bari ben elimden geleni yapayım. Geldi İbrahim fırlatılırken dedi ki eleke bi hace, bana ihtiyacın var mı? Amma ileyke fela, sana asla ihtiyacım yok. Tabir caizse gölge etme, başka insan istemem.
Rabbim bununla benim yanmamla hoşunu dolacaksa bir can ne ki bin can feda. Düştü ateşin içine. Hani İbrahim Rab Halil olmasındaki bir sebep de budur. Yani meleklere bile ağız açmıyor. Ve emma ila rabbil alemin fena. Rabbim bana yeter. Emr-i rububiyet şöyle tecelli etti. Ya nâru kûni berden ve selâmen alâ İbrahim. İlahi emir, kun feyekun, ateş, soyu ve esenlik ol, selamet ol İbrahim'e. Eğer diyorlar ki o ikinci kelimeyi buyurmasaydı Cenab-ı Rabbül Alemin ve selama kelimesini, İbrahim soğuktan donardı. Ateşin içinde soğuktan evet. Donardı. Soyu ama selamet ol. Esenlik ol İbrahim için. Düştü. Düştüğü yer Gülistan'a dönüştü. Cebrail Emin insan kılığında geldi oturdu İbrahim Aleyhisselam'la Gülistan'da ateşin içerisinde sohbet ediyor. Nemrut oradan bakıyordu. Şey de saraya yakınlardan birisidir ya Azer. Onu da yanında getirmiş. Yanında getirmiş olmanın herhalde bir sebebi de onun oğlu olarak biliniyor. Onun ailesinden birisidir. De o da görsün ha. Belki tepkisini de ölçmek istiyor bakalım. Sadakatinde. Ateşe düşerken bu ne oluyor? Rahatsız mı oluyor? Yüzü asılıyor mu? Nemrut öyle görünce dedi men ittehaze ilahen fel yettehiz misle ilahi İbrahim. Bu şekilde burada kayda girmiş. Bence ibare şöyle olsa daha belki de şöyledir. Men erade en yettehize ilahen فَلْيَتَّخِذْ مِثْلَ اِلَٰهِ اِبْرَٰهِمْ Yani kim, hocam. Eğer bir tanrı seçecekseniz, birisi bir tanrı seçecekse, işte İbrahim'inki gibi tanrı seçmeli. Yani gayri ihtiyari bunu homurdandı. Ateş Gülistan'a dün böyle bir şey olabilir mi? Ama madem yanmadı, getirin bıçağıyla doğrayalım. Baltayla o bizim tanrılarımızı kesmişti. Onunla doğrayalım demediler. Yani azdan çoktan demek hukuk varmış. Evet. Anlatabildim mi? Verilen ceza buydu. Attık. Ateş Gülistan'a döndü. Daha yapacak bir şey yok. Ateşe atılmalıydı. Attık. Ateş Gülistan'a döndü. Yapacak bir şey yok. Ey Sarı Hatun, derler ki o da kuzeniydi aslında ama çok güzeldi. Gel de buna aşık olma, bu gence. İbrahim Aleyhisselam ondan sonra artık yine hayvancılıkla meşguldür. Allah Halil İbrahim bereketi versin diyorlar ya, tuttuğun altın olsun. İbrahim Aleyhisselam neye elini atıyorsa bereketleniyor. Hocam orada bir iki sorum olacak da bir reklam arası verelim, devam edelim. Tamam. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra buradayız. Evet değerli izleyenler, İnanç Dünyamız programımız devam ediyor. Hocam bu ateşten kurtuldu. Yani Nemrut onu gördü de halk da bunu gördü. Bunun bir etkisi olmadı mı insanların arasında? İlla ki olmuştur ama gene kimse açığa vermiyor. Veremiyor. Konjonktür öyledir. Yani Nemrut baskısı bu konuda hala devam ediyor. Tabii sonra dini abai
Peygamber aleyhissalatü vesselam ayı parçaladı. Gökteki ayı parçaladı. Şehadetiyle, şehadet parmağıyla. Ne oldu? Daha doğrusu işaret parmağıyla. İman etti mi Kureyş? Etmedi. Büyük sihircisin dediler. Oo, ağaç çıksın gelsin buraya, iman edelim dediler. Ve çıktı geldi, gürültüyle kökünden çıktı geldi. Kureyş'in büyükleri de ki iki parça olsun, ortadan ikiye bölündü. Yarısı Hazreti Ali'nin üzerine, önünde rükû eder halde durdu. Yarısı Resulullah'ın. Dediler tekrar birleşsin, gitsin yerine. Tekrar birleşti, ağaç gitti yerine, eskisi halini aldı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu mucizesi onlara yetmedi. Sonunda onlar Bedir kuyularında ölenler oldular. Hayır, geçen de birkaç hafta önce Salih aleyhisselamın evet. Hud aleyhisselamın kıssalarında okuduk. Evet. Azap geliyor. Hala vazgeçmiyorlar. Önce sararıp sonra kızarıp sonra kapkara kesileceksiniz. Bunu gördükleri halde birinci gün sarardı. Allah aslında fırsat veriyor tövbe etmek için. Gene de tövbe etmediler. Burada hele sadece kendisi yanmamış. Ondan kim döner ki? Yani evet. Onun için dediğim gibi yine içinde kendi inancına karşı tereddütü baksana. Nemrut'un kendisi bile ne diyor? İlah edinecekseniz işte İbrahim'in ilahı gibi ilah edinmelisiniz. Yani bir ikrar içinde oluyor ama yine de o inat ya da düzen kurulu düzeni bozmak işlerine gelmiyor. Çünkü kendisi Tanrı olacak. Az önce arz ettiğim gibi putperestliğin arkasında aslında onlara taptırabiliyorsa kendisi daha muktedir. Yavaş yavaş kendisine taptıracak. Onlar kırılıp dökülebiliyor. Ama kim Nemrut'a yakın gelebilir? Bunu Firavun da yapmıştı. Yunan, Rum kralları da, Roma kralları da yapmıştı. Puta taptırıp sonra ben de tanrıyım aslında. Hatta ileri gidip onlar ne dedi? Ene rabbukumul a'la, en yüce tanrı benim. Sizin en yüce tanrınız benim. Tamam onlar da tanrı da ama en yüce tanrı benim. Aslında bunları oraya halkı böyle aptallaştırıp kendisini tanrılaştıracak. Dolayısıyla o nefs engel olur. Şey kral olacaktı hani Abdullah Bey geçenlerde arz etmişti. Evet. Krallığı elinden gitti diye ölene kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah'a böyle kendisini onuru etmesine rağmen mesela cuma hutbesine çıkmadan önce ona bir konuşma yaptırırdı. Sonra kendisi hutbeye çıkardı. Bu onuru ediyordu kendisi. Buna rağmen içindeki o düşmanlık geçmiyordu. Bu zaten kral, krallık hiç de tanrı olacak. Evet. İbrahim Aleyhisselam bu putlara karşı milletin inancını sarsmışken bu da bu arada o putların zaafına da millet biraz dikkati çekilmişken asıl büyük tanrı benim demeye başladı. Nemrut. Onlar küçük tanrıdılar. Büyük tanrı benim. İbrahim Aleyhisselam bu sefer bununla da mücadeleye başladı. Cadilhum billeti hiye emsen.
İbrahim Aleyhisselam dedi ki, niye bunu huzura getirtti? Belki de İbrahim Aleyhisselam millet arasında bir saygınlık kazanmıştı. Ateşin yakmadığı insan. Narın gülistan'a dönüştüğü, onun için ateşin gülistan'a dönüştüğü insan. İster istemez düşman da olsa ona bir gıptayla bakar. Salih Aleyhisselam'a da mesela millet deve bayağı bir yaşadı. Millet artık ona saygı duyuyordu, devesine de kendisine de. Ama işte bir grup asıl putperestlikten nemalananlar deveyi öldürdüler. Burada da belki de kendi aleyhinde konuştuğunu, kendisinin de tanrılığını kabul etmediğini duydu, ihzar etti. Kur'an'da gelip yüz yüze Nemrut'la tartıştığı var. Ama Nemrut mu davet etti? Bu mu girdi saraya? O Kur'an'da zikredilmemiştir. Çünkü Kur'an bir tarih kitabı değil, detaylara girmiyor. Benim tanrılığımı neden kabul etmiyorsun? Hadi onlara tapmadın. Bana niye tapmıyorsun? Sen benim Rabbim olamazsın ki. Niye benim neyim eksik? Benim Rabbim öldürür ve diriltir. Nemrut dedi, ben de öldürür ve diriltirim. Hatta kimileri İbrahim Aleyhisselam'ın oracıkta Rabbinden, Rabbe erini keyfe tuhyil muhta, Rabbim ölüyü nasıl dirittiğini bir göster bana. Ki onlar da görsün. Kale evelem tu'min kale bela velakin li yatma inne kalbi. Kalbim mütmain olsun diye. İmanım var tabii ki. O kuşları, dört kuşu öldürüp on dağın. Kimisi on diyor, kimisi sayısız diyor, kimisi yedi diyor. Başına birbirine karışmış o köfteleri. Dağıt sonra isimleriyle çağır. Mesela horoz geldi. Tavus geldi. Gözünün önünde onlar geldi, toplandı. O dağların başındaki köftelerden ayrışıp geldi. Tavus, horoz, ördek, karga ya da güvercin ya da keklik. Rivayetler farklı olduğu için. Hı hı. Toplandı. Gözünün önünde uçmaya başladı. Kimileri diyor ki bu olay bir sahilde oldu. Bir leş sahilin kenarındaydı. Hem deniz hayvanları ondan yararlanıyordu. Su hayvanları. Hem kara hem hava kuşlar gelip leşçil kuşlar. Yarası da alıp gitti bir yana. Onlardan birbirini yiyenler oldu. Kat karış oldu. Bunları nasıl dirilteceksin Rabbim dedi. Onun üzerine Allah, İman etmemiş misin dirilteceğime? Elbet ki iman etmişim. Kalbim mütmain olsun diye arz ediyorum. Kim de diyor orada oldu. Kim de diyor burada oldu ki Nemrut da görsün. İşte benim Rabbim böyle diriltiyor. Böyle öldürüyor, böyle diriltiyor. Ama Kur'an'da kesin olan bir şey var. İbrahim Aleyhisselam kendisi ikrar ediyor. İman etmişim ancak... Hani Farsça bir deyim var ya, şeniden keybüvet manen dediğinden. Hiç duymakla görmek bir olur mu? Gözümle göreyim, mutmain olayım. Yani imandan daha üstün bir derecede kalbim bile rahatlasın. Gözümle göreyim nasıl dirildi. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın
üstünlüğünden birisi olarak da bunu diyorlar. Hatta derler ki Hazreti Ali'ye sordular. Sen mi üstünsün, İbrahim Aleyhisselam mı? Bu Ehl-i Sünnet kardeşlerimize acayip gelecek. Ama hafsalayla dinleseler çok da acayip olmadığını onlar da hazmederler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bazı rivayetlerde de onlardan da üstündür buyurduğuna göre ilmin gerçek adresi olan peygamberin mütevatir hadisiyle ben şehrin ilmin şehriyim Ali kapısıdır yani adresidir. İlim, hikmet isteyen bu kapıya gelsin dediği ondan üstün bu ümmetin içerisinde alim var mıdır? Öyleyse kadim peygamberlerden üstün olması sıradan alimler ondan kendisine pay çıkarken evet yani Ali'ye gelince çok, asıl ilmin adresi olan ilmin kapısı olan Ali'ye gelince niye yadırgıyorsunuz? Yabancı sizden Ali'yi kıyaslayacak olursak İbni Abbas'ın tabiridir Ehl-i Sünnet kaynaklarında da var. Diyor ki ilmin %90'ı bütün insanlara hayır %10'u bütün insanlara %90'ı Ali'ye verilmiştir. O kalan %10'da da bütün insanlardan daha bilgilidir. Yani o %100'ünü biliyor, onun bildiğinin %10'unu sahir bütün bu milyarlarca insan bölüşüyor. Bölüşüyor. Anlatabildim evet. mi? Alim odur aslında. Yerinden kalkan üç kelime benim gibi öğrenen kendisini alim allame sanıyor. Alim odur. Ali varken nasıl yiğitlikten de bahsedilmez, başka yiğitlerin de esaması okunmaz yiğit diye. Ali varken alimlik iddiasında onun yanında kimse bulunamaz ki. Baksana ikinci halife ne diyor? Lovla Ali yunle heleke Ömer. Ali olmasa Ömer helak olurdu. Hocam yalnız konuyu biraz dağıttık, biraz toparlayabilirsek bunları zaten İmam Ali bölümünde çok detaylı işleyeceğiz. Belki. İnşallah. Belki de hiç fırsat gelmeyecek. Bilmiyoruz ki. Ali bir derya. Evet. Afzaliyet nerede? Buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam diyor ki işte bana ölüyü nasıl dirilteceğini göster. Niçin? İman etmemiş misin? İman etmişim. Ama kalbim mutmain olsun. Demek ki imanı itminan derecesinde değildir. Kendisi diyor Kur'an. Kur'an'dır bu. Ama buyurur ki ben lov kuşifel gata lemezdettu yakina. Gözümün önünden perde çekilse bütün ölülerin dirildiğini seyretsem yine benim imanıma yakinime bir artış getirmez. Daha fazla mutmain olmam. Yani benimki zaten son derecededir. Yani hepsini görmüş gibi ben mutmainim. Dört kuşu öldürmem gerekmiyor. Öldürüp diriltmesi gerekmiyor Rabbimin. Ben mutmainim zaten. Hangimiz üstünüz? Dönelim konumuza. Evet. Nemrut dedi ki İdam mahkumu ikisini getirin bakayım zindandan bana getirdiler. Vurun onun kellesini bırakın bunu. Ene ahyi ve umid. İşte ben de öldürür ve diriltirim. Aha onu da idamdan kurtardım. Bırakın gitsin. İbrahim Aleyhisselam ya benim kastım bu mudur? Diriye bıraktın gitti bir de cinayet işledin. Oturup uzun uzat ya o kadar fırsatı yok ki. Bir şey demeli ki, kısa, sloganik, anında tesir yapacak. Buyurdu ki, benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor. Sen de Tanrıysan, sen batıdan getir bakayım.
Kur'an'ın tabiri buyuruyor ki febuhetellezî kefer, kafir olan yani Nemrut mebhut oldu. Şaşkına döndü. Şaşkın ördeğe döndü. Şimdi ne yapsın? Anlatabildim mi? Mars etti yani. Mars oldu. Bu ide. Mebhut. Mars. Bitti davası. İbrahim Aleyhisselam onu da öyle alt etti. Sonra şeye Harran Ovası'na doğru. Yani tabir caizse tamam onu da mebhut etti. Muhakkak ki yine kendisine hayranlık duyanlar da oldu. Belki gizliden gizliye iman edenler de oldu. Ama tarih bize bir kayıt vermiyor. Kaç kişi iman etti, kaç kişi bundan etkilendi. Sanki böyle Hazreti İbrahim'in de böyle bir taraftar toplama gibi bir şey içerisinde de değil sanki. Ya, yani. Derdi bu zaten. İnsanları uyandırıp evet. Hidayet etmek. Ama işte gel de o mal sürüsünü uyandır. Uyanmıyor, mallığa andışmıştır. Ne edeceksin? Bana uyanlar arkamdan gelsin evet. Demiyor ama Hazreti İbrahim'in sanki hayatında öyle bir şey nasıl etsin? Toplu bir uyandırmayla uğraşıyor gibi. Gerek birileri iman ettiğini ortaya koysun. Ondan sonra hadi seçilin benimkiler bu tarafa desin. Kimse izhar etmiyor. Kur'an'da İbrahim tek başına bir ümmetti. Mesela. Ayet var. İbrahim bir ümmetti. Tek kişilik bir ümmet. Enteresan değil mi? Bu da her babayı da nasip olmaz. Kimse olmasa da, yeryüzünde tek kalsam da gene Rabbim Allah diyeceğim. Bu da yiğitlik ister. Asıl yiğitlik isteyen evet. Budur. Yani ben dedikçe inanıyorlar. Bu tabi caizse patınaj yapmıyor. Rahat gidiyor. Ama bunca mucizelere rağmen İbrahim'in de ateşi göze almasına rağmen yine inanan yok. Fakat o davasından vazgeçmiyor. İsrarla la ilah diyor. İllallah diyor. Anlatabildim mi? Evet. Geldi Harran tarafına. Burada da millet yıldızlara tapınıyor. Burada işte bir metodoloji, tebliğ metodolojisi. Hala genç mi? Yani 16-17 yaşlarında mı hala? Yoksa artık o, onu biraz da şey bize geçmiş bir mi? Netlik gelmemiştir. Yani 10 gün sonra belli oldu, 10 yıl sonra mı oldu bilmiyoruz. Yani çok netlik yok dediğim gibi. Ayrıca bu konuda çeşitli kitapları, kadim kitapları, efendim Kitab-ı Mukaddesi falan, Yahudi Hristiyanlara ait kadim kitapları da gözden geçiren, tarihleri gözden geçiren, onun üzerine doktora evet. Yıllarını verip doktora yapması gerek. Biz Kur'an'da bildirilen ve o ayetle ilgili eğer bir hadis rivayet edilmişse onunla sınırlı kalıyoruz. Yani kronolojik bir tarih şeyi yok. İbrahim Aleyhisselam bu sefer onlarla mücadeleye başladı. Fakat önce siz neye tapıyorsunuz işte yıldızlara? Bu mu Rabbimiz? Zühre yıldızını göstererek. İşte Arapça'da bazen istifham harfi gelir, bazen gelmez. Azerice'de de olduğu gibi. Rabbimiz budu. Ettin mi? Evet. Yazarken budu. Yani direkt işaret olarak. Nokta da olabilir, soru işareti de olabilir. Evet. Yani mu yoktu. Hel, e
gibi soru edatları var ama her zaman da kullanılmıyor Azerice'de olduğu gibi. Türkçe de hani geliyorsun yapıyoruz yani böyle şey yaparken. Yani yazıyla. Şimdi belki de İbrahim Aleyhisselam bu şekil demiştir. Rabbimiz budur. Evet. Biraz sonra battı. Batanları sevmem ben. Kaldık mı tanrısız? Biraz sonra ay doğdu. Bu daha büyüktür. Belki budu. Diyelim 5 saat, 7 saat sonra ay da battı. Bu da olmaz. Bu da battı. Batanları sevmem. Böyle onların zihnini açmaya çalışıyorum. Güneş doğdu ihtişamıyla beraber. Bu olabilir mi? En büyüğü bu. En ışıklısı, hem sıcak da veriyor. Bu da battı. Bütün alemlerin Rabbi beni hidayet eder. Zimnen bütün bunların sahibine de dikkat çekmiş oldu. Bunları da yermiş oldu. Şimdi orada biraz tecrübe edindi ya, hemen ateşle başlıyorlar. Belki böyle yumuşak bir girişle onlarla bir hemdem olarak zihinlerini açmaya çalıştı. Ne kadar muvaffak oldu? Mümin olanlar oldu mu? Olmadı mı? İnancında en azından sarsıldılar mı? Sarsılmadılar mı? Daha ben bir netliğe ulaşmadım bu konuda. Kur'an'ın o ayeti de işte tek başına bir ümmetti demesinden de anlaşılan pek mümin olan yok eşinden başka. Onunla ne zaman evlenecek? Sonra buradan da mahkeme bunu sürecek. Bu durmuyor bir yerde. Milletin ha, bu demek ki etki yapıyor. Anlatabildim mi? Halk ya, rejimi tedirgin edecek kadar rejimi etki var. Sarsıyor. Evet. Onun için mahkeme kuruldu. Onları önümüzdeki hafta devam edelim mi hocam? Olabilir. Eğer varsa bir söz tamamlamak istediğiniz sözünüz tamamlayalım, yoksa önümüzdeki haftaya devam edelim hocam. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından en çok ben demin arz ettiğim gibi ondan yararlanıyorum. Hazreti Ali de oraya işaret ederek buyurmuş: "La tastawhishu fi tariqil huda li qillati ehlihi." Hidayet yolunda, hak yolda çokça insanlar yok diye vahşete kapılmayın. Tek başınıza da kalsanız doğru yoldan ayrılmayın. İbrahim Aleyhisselam bunun en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber'in de Kerbela'da sözü. Hak üzere isek ölümden ne korku. Evet. Ama İbrahim Ali Ekber'in yanında Abbas var, Kasım var, başında babası var. Efendim, yani bütün aile efradı orada. Ama birkaç tane mümin var. Anlatabildim zihniyet mi? Zihniyet olarak ama yani dedesi İbrahim. Hak üzere isek ölümden korku niye? Hak üzere olmak önemli. Haklı olmak, haklı kalmak. Allah hak üzere canımızı alsın. Allah Allah. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı 21.30'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.